Partnerle devam ediyoruz. Ekonomist Aysun e, Karaytu bizlerle birlikte ve piyasaları konuşacağız. Doları, Merkez Bankası senaryolarını ve şu anda bir miktar daha pozitif kalan piyasaları konuşacağız. İnanmak gerekiyor mu? Aysun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. E, günaydın. Şimdi bakıldığında Trump'ın açıklamalarıyla biraz gerilmişti piyasa. Kırmızı bir tabloydu. Bugün gayet olumlu bir tablo var ama inanıp inanmamak size kalmış. Bu şey <laughs> <laughs> Trump'a dair. Ee, öncelikle küresel piyasalarla başlayalım. Nasıl görüyorsunuz bugünü? Şöyle, e, inansak da inanmasak da dediniz ya aslında şu var. inansak da inanmasak da piyasaya ayak uydurmak durumundayız. Yani eğer piyasa bunu pozitif karşılıyorsa, hani e, altında çok fazla teknik ve mantık aramadan e, o trende katılmak durumundayız ya da vice versa hani aşağı geldiğinde de satış yönünde bunu kullanmalıyız. hani maalesef ki şu bir şeye dön hani ABD Çin ticaret anlaşmasının hani bir gün evvelinde uçsuz bucaksız tarihi belli olmayan bir noktada gerçekleşebileceği ya da gerçekleşemeyeceği demeci verirken ertesi gün biliyorsun hani çok yaklaştık. Tekrar hani ilişkiler ılımlı bir şekilde devam ediyor demeci. Tabii ki hani Trump'ın güvenilirliğini sarsıyor ama hani piyasanın bunu çok önemli fiyatladığını biliyoruz. Bir gün önce ADP geldi, onu hiç fiyatlayan, neredeyse hiç fiyatlamadı. gitti. Aynen abi gitti, abi. öyle. Aziz süreci e, raporu hiç fiyatlanmadı denilecek kadar az. Günün sonunda dünya yani küresel piyasaları direkt olarak etkileyen Trump ile Şi anlaşması şu an tüm emtiaları, tüm pariteleri ve tüm borsaları hani direkt olarak etkilediği için hani piyasanın gözü kulağı burada diyebiliriz. Özellikle vadeli işlemlerde zaten Oradaki volatiliteyi gördüğünüzde hakikaten bu tweetlere ya da verilen demeçlere nasıl bir hani önemle bakıldığını net bir şekilde resmedebiliriz. Hı hı. Bu sebeple hani ben küresel piyasaları ABD tarafında iyi görüyorum. Çünkü kötü bir haber yani ABD Çin anlaşması olmayacağı haberi sadece bir gün fiyatlanıyor short tarafında ama olması yönündeki olası bir haber ise 10 gün e, gibi fiyatlanıyor. Bu da şunu gösteriyor. Aslında piyasaların hala risk iştahı var. Hala almak isteyen bir yatırımcı var. Ve hala ABD borsalarının yönü yukarıya. Doların da yönü aşağıya gibi görünüyor küresel bazda. Galiba sadece Şili Pesosu'nun e, ve Güney Kore Wonu'nun e, para birimi değer kazanmış dolar karşısında. Diğer tüm para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor. Evet şu anda işte sizler de yorum yazıyorsunuz. Mesela Ayşe Hanım'a. Gelmiş bir yorum. diyor ki o zaman diyor piyasayla inatlaşmamak Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. İnatlaştığınız zaman siz kaybedersiniz. Yanına. Çünkü şöyle düşünmek lazım. 17 trilyon dolar gibi bir e, biliyorsun tüm merkez bankalarının likitte ettiği dünyaya serbest dolaşımda bir para var. O çeşitli şekillerde hmm. hani likitteyi nerede kullanmak istiyorsa yatırımcı işte ABD borsalarında olur, emtiyalarda olur, e, kurlarda, paritelerde olur. Yani sonuçta amaç hani ticarette olur. Bunu bir şekilde hayata geçirmekse ve bunu kaldıraçlı bir şekilde özellikle kaldıraçın altını, altını çiziyorum vadeli işlemlerde kullanılmak üzere ...bire 100 etkiyle işlem yapılıyorsa eğer ki inatlaşırsanız çok terste kalırsınız, çok para kaybedersiniz. Evet. Şu anda o zaman izleyeceğimizin <laughs> çok para kaybetmemesi için, piyasayla inatlaşmaması için... ...küresel piyasalardaki yönü yine yeşil olarak mı görüyorsunuz? Ara ara düzeltmeler olsa dahi bir şekilde 10 günlük ya da 5 bir haftalık yeniden rallilerle toparlar mı? Ben e, Aralık ayını gene birkaç ralliyle kapatacağını <laughs> düşünüyorum özellikle Nasdaq ve S&P'nin çünkü... Dediğim gibi risk iştahı ve para bolluğu olduğu sürece o para bir şekilde içeride kaldığı sürece çünkü son dönemde geçmiş yıllardaki gibi gelişmekte olan ülkelere giden bir flow yok. O ülke daha çok o ülke majör fonları ABD'de kalmayı yani oradaki riskli varlıklara yatırım yapmayı tercih ediyor. Neden? Siyasi risk yok Henüz yok hani her ne kadar Michael Bloomberg şu anda biraz siyasi atmosferi, seçim atmosferini yaratmış gibi görünse de nereden baksanız bir yıl var yani Kasım 2020'de Çok gerçekleşecek bir seçim. Evet biraz da hani Trump'ın ılımlı duruşu bence hani piyasaya daha sanki hani risk iştahı yönünde, alım yönünde pozisyonlandırıyor. Neden? Çünkü e, Trump da keskin ve e, adrenalin yüksek konuşmalar yapmaktan imtina edecektir bu süre zarfında. E, önümüzdeki 4 yılı mevzu bahis netice Acaba, itibariyle. Strateji değişikliği yapmış olabilir mi? E, şundan dolayı söylüyorum. İşte evet, Çin'i hizaya getiriyorum. Anlaşmadım ve seçildikten sonra da çok daha fazlasını alacağım. Çünkü bakıldığında Çin'den milyarlarca dolarlık bir ek Ekber. vergi aldığıyla övünen bir liderden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunu seçim malzemesi yapar mı acaba? Ya şimdiden aslında bu işin kazananı Amerika olmuş gibi görünüyor ve bunu ABD lehine kullanmak tabii ki de şu an hala başkanı olduğu için ve bunu malzeme olarak kullanmak en büyük hakkı hani o yüzden e, tweetlerinde her sabah uyandığımızda nazlak işte e, yeni bir hani zirveyle ile günü kapattı. İşte ben, benim başkanlığımdan bu yana işte Dow Jones ya da işte S&P hiç bu noktaları görmemişti. Sonuçta bu kendi Tam Trump tarzı yani evet. pazarlamasını çok iyi yapan ticari kafası çok iyi çalışan bunu çok iyi bir şekilde trade edebilen yani hem düşünsel anlamda bence hem fiziksel anlamda hem de zihinsel anlamda karşıya satabilen birisi buna saygı duymak gerekiyor. E son dönemde de işte gerek Türkiye olsun, gerek işte Fransa olsun hani sözlü düelloları var iyi ya da kötü anlamda ama dikkat et hep tatlıya bağlıyor hani günün sonunda. Hani gene bir hani böyle sanki dikenini çıkarıyor ama geçmişteki gibi bunun üzerine çok fazla negatif demeçler vermiyor bu da şunu gösteriyor. Evet hakikaten bu bir sözlü yönetim şekli. Evet. Kendince sıf hani merkez bankalarında olmuyor. siyasete de, de bunu aramak lazım. İletişim şekli çok önemli. Bir de şunu söyleyebilirim ki hani dışarıdan sanki Trump sevilmiyormuş gibi görünüyor ama ABD halkının büyük çoğunluğu kendisinden epeyce yani direkt olarak hani kurduğum ilişkilerde bu hepsiyle değil tabii ama hani 3-5 kişiyle bile konuştuğunuzda farklı kesimlerden biz memnunuz demesi aslında genel olarak halkın çok da fazla dışarıdan görüldüğü gibi antipatik yaklaşmadığını gösteriyor evet, sanki. Orada da tabii ki özellikle tarım sektöründe çalışan vatandaşlar ABD vatandaşları bu ticaret savaşında Donald Trump'ın en büyük odak noktası ki Arjantin ve Brezilya'da demir, çelik, alüminyuma getirdiği vergilerden sonra kendi çiftçimi düşünüyorum gibi cümle de kurmuştu. O tarafın bir kere oyunu aldığı kesin. Değil mi? Bakıda zaman sübvansiyonlar veriyor, işte ticaret savaşında kendi çiftçisini düşünmeye çalışıyor ve o Great America asıl sloganı belki de o alt kesim için çok çok önemli. Ee, önümüzdeki dönemde bu politikaları yine devam edecek anladığımız kadarıyla ve ticaret savaşının Böyle bir ortamda Donald Trump'ın böyle bir stratejisinde olması, 2020'de borsalar için iyimser olmanıza e, engel değil mi? Bakıldığında ticaret savaşı devam edecek o zaman. Ya bu şöyle dönemden. ben e, Çin'le hiçbir zaman hani e, sonsuza kadar iyi ilişkiler içerisindeyiz gibi bir resim beklemiyorum hmm. zaten. Mutlaka inişli çıkışlı olacaktır. Bunun altında yatan temel sebep Amerika tahvillerinin büyük bir kısmını hala Çin'in portföyünde oluyor olması ve bunu her zaman ek vergi ya da herhangi bir yaptırım tehdidine karşı Çin'in bunu kullanıyor olması. Hani netice itibariyle tek taraflı bütün kozları elinde bulunduran Amerika değil hı hı. ama ek vergiler doğrultusunu düşünecek olursak Şimdi bir, siyasi anlamda kendi çıkarlarını düşünüyor. İki, sanki Amerika'nın ekonomisini hani çok ön planda tutacak şekilde Çin ile ilişkisine devam ettirdiği için aslında çift taraflı pozitif etki yaratıyor seçimler konusunda gelecekte kendisine. Bu da ekonomiyi mutlaka, <laughs> affedersiniz, pozitif etki yaratacaktır. Evet bu da enteresan bir tablo aslında. Çünkü ticaret savaşı varken hani endeksler için bir satış baskısı olurken işte piyasa bunu hep pozitif tarafta inatlaşmadan evet. e, olabilecek olabilecek teşvik ya da bir anlaşma ihtimallerinde olumlu tablo olarak bakılıyor ama dünyada reel anlamda büyümenin ve diğer politikaların çok sağlıklı bir noktaya oturmadığını da görüyoruz. Şimdi Amerikan 10 yıllık ve 2 yıllıklarda 1.57 ve 1.70 seviyesinin üzerindeyiz. Bu tablo bir miktar daha küresel borsaları ve güvenli limanları ne evet. yönde destekliyor da dezavantaj yaratıyor sizce? Şimdi şöyle mesela dün değil bir evvelki gün bir NATO ile ilgili hani olumsuz gelişmelerin olması, Fransa ile Amerika'nın liderlerinin Türkiye konusunda anlaşamıyor olması ve birbirlerine yapmış oldukları sözlü duello. İki, hani Çin tarafında anlaşmanın tarihinin daha belirsiz olduğunu söylemesi ABD tahvillerine biliyorsun hızlı bir şekilde alım getirdi. E bu alım neyi gösteriyor bize? 1 ABD dolarının, 2 ABD tahvillerinin, 3 altının hala güvenli bölge olarak fiyatlandığını gösteriyor. Ha, şu da var. Sonuç itibariyle siz orada alıma devam ettiğiniz sürece faizi düşer, birim fiyatı yükselir. Aslında burada da bir kar marjı oluşuyor ister istemez. Yani baktığınızda şunu gözlemliyoruz. Hiçbir şekilde hani biraz önce inatlaşma dedik ya. E, yatırımcıların yani tabii büyük fonlardan bahsediyorum çok hızlı e, o frekansa ayak uydurduklarını Hı. hani gerektiğinde pozisyonlarını çok hızlı değiştirdiklerini gözlemliyoruz. Yani şu düşüş iki gün önce fiyatlamanın e, getirmiş olduğu etki riskten kaçınma bölgesi olarak kullanılıyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor hani son dönemde çok hızlı bir şekilde düştü. Yani bir hani Fed'in atmış olduğu adımlar, iki küresel major merkez bankalarının gene genişlemeci yönünde atmış olduğu adımlar, bir de risk iştahının yüksek olması burayı yükseltmişti. Hani 1.80'lere doğru gelmişti. Buradaki alımlar sadece güvenli bölge, riskten kaçış alanı olarak kullanılmaya başladı. Gerçek bir yatırım aracı değil gibi sanki hani sadece hani nasıl eskiden sadece altın alınırdı. Şimdi ABD tahvillerinin özellikle iki yıllık kısmına da çok ciddi bir e, e, talep olduğunu gözlemliyoruz. İki hani e, bunca süre ya dördüncüye gireceğiz galiba Fed'nin hani e, faiz indirimi sürecindeki adımları hala her ne kadar hani dolar şu günlerde global anlamda biraz zayıfmış gibi görünse de e, normal şartlar altında bir ülkenin merkez bankası faiz indiriyorsa o ülkenin para birimi zayıflaması gerekirken Hala dünyada bir risk iştahı yönünde belirsizlik olduğu için ticaret anlaşmasından mütevellit. Doları e, güçsüzleştirmiyor. Trump'ın da atıfı buna zaten. Yani diyor ki ben güçsüz dolar istiyorum ki hani rekabet gücüm artsın. Yani benim mallarımı alabilsinler. Evet. Yoksa Çin gene ön plana çıkacak. Yani Çin ürettiğini satabilir noktada kaldığı sürece bugün getirdiğiniz ek vergi hani yarın e, boşa atmış olduğunuz kurşun gibi... E, e, ticaretine ya da ekonomisine yansır Çin'in. Ama bu bağlamda yapabileceği hani galiba en iyi şey, bu ticaret anlaşması sürecini ılımlı bir şekilde yönetebildiği kadar yönetebilmek. Belki imza atmadan ama hani söylemlerini ılımlı tutarak ya da orada çok fazla yaptırım tehdidiyle orayı karşı karşıya bırakmadan e, bu süreci yönetmek e, ilk çeyreği bize iyi getirir. Ama şunu unutmayalım ki 15 ve 16 Aralık tarihlerinde Çin'e uygulanacak yaptırımların e, ana hatları belli olacak. belli olacak. O güne kadar hala bir risk olduğunu da söyleyebilirim. Evet şu anda Amerikan vadeliler de gayet pozitif gidiyor. 0.15 S&P 500, Dow Jones. E, 0.18 ve Nasdaq da yine aynı 0.18 yukarıda. Şimdi 3 tane evet faiz sindirtti FED. Bu tablodan çok net bir şekilde görüyoruz. Ama indirmesine rağmen dolar indeksi yukarıda. Yani FED e, proaktif anlamda doları çok fazla yönlendiremiyor son dönemde diyebilir miyiz yoksa buradan bağımsız bir hikayem var doların gücü ve faiz ilişkisi. Doların anlamında. gücü tamamıyla biraz önce dediğim gibi risk iştahından e, kaçınma bölgesi olarak kullanılıyor olması. Hı -hı. Onun dışında hani e, şunu çok net biliyoruz artık. Hani bizim e, çok inisiyatifimiz dışında gerçekleşen e, durumlar. Çünkü rezerv para olarak hani 5 major para birimin içerisinde en yüksek rezervlerde bulunan para hani dolar e, bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolaşımdaki paraya müdahale etmeniz ya da oradaki paranın değerini belirlemeniz ya da sizin para biriminize olan etkisini ölçebilmeniz hakikaten çok mümkün değil. O yüzden ben hani çok nokta atışı yapanlara şaşırıyorum. Hani mümkün değil çünkü hani dolar TL şu olacak ya da euro dolar bu olabilecek şeklinde. Şu, son iki gündür mesela sterlin Dolar'ın hareketini izleyebildiniz mi bilmiyorum. Hani 1.31'lere var. 1.29'lardan 1.31'lere varan çok hızlı bir hareket oldu. Orada İngiltere Boris Johnson'ı artık hani net gözüyle bakıyor seçileceğine dair. Ama şunu unutmamak lazım. Theresa May de biliyorsun 21 gibi bir farkla öndeydi. <laughs> Anketlerde ama anketler seçim sonucu geldiğinde büyük bir farkla kaybettiğini gördük. Yani 1 .30, 1 .30, dünyadaki 4'teyiz. evet dünyadaki pariteler şu anda hakikaten çok e, net bir durumu fiyatlayamıyor. Olası durumları fiyatlıyor. Hani normal şartlar altında Boris Johnson fiyatlaması buraya kadar bence. Hani buradan sonra hani o e, çiçeğin balı yenir mi? biraz artık acı bir tat verebilir diye düşünüyorum. Evet. Tekrar bir satış gelebilir. Yani doların gücü ya da doların zayıflığı sadece ABD'nin ya da Trump'ın kontrolünde değil, diğer ülkelerin içinde bulunduğu siyasi, jeopolitik risk ya da ekonomik durumla çok birebir ilintili. Aksi takdirde hani bugün dediğim gibi biraz önce sadece Şili pesosuyla Güney Kore won'u değer kazanmış olmazdı dolara karşı. Bu arada bir son dakikamız var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıllık toplantı sayısını 12'ye çıkardığını duyurdu. Tekrardan. Ee, evet. Para ve kur politikası metnini yayınladı ve burada bir hafta vadeli repo ihalesi temel politika aracı olmaya devam edecektir dedi. Şimdi 12 olması <laughs> ya da az ya da çok olması avantaj mı dezavantaj mı ne düşünür Ayşun? Ya şimdi şöyle normal şartlar altında bazı dönemler vardır ki merkez bankasının bir adım ıı, arkadan Hı. hani ıı, yaptığı bir önceki hamlelerin etkisini izleyebilmesi ıı, ve net bir şekilde görebilmesi gerekiyor. Çünkü yapılan her ıı, ıı, PPK kararı ...aynı anda etki etmez, nüfus etmez o ekonomiye. Doğru. Hani tıpkı enflasyonun etkisinin, piyasalar etkisinin 6 ay ya da 1 yıl sürmesi gibi... ...ya da kur geçişkenliğinin 1 yılı yakın vadede sürmesi gibi. Dolayısıyla bence aslına bakarsanız her ay olması sadece beklentiyi arttırır... ...ve de volatiliteyi arttırır buna paralel olarak çünkü... Biliyoruz ki son dönemde bir faiz indirimi sürecine girdik. Enflasyonu çok güzel hani çapalamış gibi görünüyoruz de şu anda. Enflasyon süreci var aynı. Aynı, aynı zamanda. Değil mi? Evet, aynı zamanda. Aynı zamanda. Ee, hani bu süreci sürekli bir beklentiyle ya da e, çok fazla e, verilen e, demeçler, söylemlerle e, bozmamak gerektiğini Bazen düşünüyorum ben. Bazen konuşmamak mı gerekiyor? Bravo, evet. Hani e, geride kalıp Piyasaya olan etkisi yatırım izlemek yatırımcıyı ya da hane halkını da rahatlatır. Hani sürekli konuşan bir merkez bankası başkanı ya da sürekli aksiyon alınan bir merkez bankası ortada görünmeyen bir riskli vaziyet olduğu imajını verebilir. Bu da panik duygusu yaratabilir. Halbuki biraz hani bence son 6 ay çok iyi yönetildi bu arada hakikaten hem iletişim yönünde hem alınan e, kararlar yönünde çok iyi yönetildi ve bunun kuru etkisini zaten direkt olarak gördük. Hani oradaki volatilite azaldı, yerini e, sadece ABD Çin fiyatlamasına bıraktı diyebiliriz ya da S-400 fiyatlamasına bıraktı diyebiliriz. Can Bey de diyor ki, e, Merkez Bankası her ay toplanıp 100 bas puan faiz indirirse 2021'de eksi faize gelmiş oluruz. <laughs> Şöyle geliyor. bir şey var yalnız, mesela Merkez Bankası faiz indirebilir ama Yatırımcı buna inanmazsa piyasa eliyle faiz tekrar yukarı çıkar. Evet. Enflasyon yukarı çıkarsa yine hani ikisi arasındaki makas çok açılırsa Yine piyasayla ile faiz yukarı çıkar. Yani sürekli faiz indirme, eksi negatif indirim yapmak da e, illaki ekonomi çok iyi gidiyor ve ekonomi için çok iyi olacak anlamına gelmez. O biraz piyasayı takip etmek <laughs> ve güvendirmek lazım. Şimdi ben sizin Merkez Bankası ile ilgili faiz indirim beklentinizi soracağım. Çünkü Aysun Karaytu tüm beklentilerin üzerinde hep beklentileri açıklamıştı ve Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indireceğini yayınlarımızda canlı canlı zaten biliyorsunuz kayıtlarda var. Şimdi önemli açıklamalar geliyor. Birincisi bu e, zorunlu karşılık destekleyici ve ince ayar bir araç olarak kullanılmaya devam edecek diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve en önemli noktalardan biri de dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir. Toplantı sayısını yılda 12'ye çıkardı ve bir hafta vadeli repo ihalesi temel politika aracı olmaya devam ediyor. Yani bu koridor sistemi olmayacak. Bir hafta Hı -hı. repo'lu bizim aslında politika faizimiz oluşmaya devam ediyor döviz kuru rejime dalgalı bunu söylemesinin bir sebebi var mı hani böyle beklenti var mıydı piyasada sizce? Yok aslında öyle oldu hani hal hazırdı biliniyor yani hani e, ama hani bunun altında yatan hani alt metin nedir diye e, soracak olursanız e, bence e, önümüzdeki döneme dair e, bir volatilite bekleniyor. Yani hani <laughs> VIX endeksi şu an düşmüş olabilir dünyada e, ama kurlar üzerindeki ve pariteler üzerindeki etkisinin e, o e, ticari savaşları ya da kur savaşları e, neyi sonladı? Direkt olarak gördüğümüz için bunun TL'ye sirayet etmesi ya da enflasyonla tekrar yükseliş sürecine girme beklentimiz mutlaka dolar TL'de bir oynaklık tekrar yukarı yaratacaktır. Hani burada aslında bir miktar gelecekteki yükselişin emniyet sübobu olarak bir cümle kurmuş diyebiliriz. aslında. Siz peki Bakın. bu faiz indirimlerini bin puana kadar geldik ki hani bir yüz, yüz elli puan da bekleniyor ama sizin yorumunuzla merak ediyorum kaç bekliyorsunuz? Bu kadar piyasa beklentisinden fazla faiz indirmesi önümüzdeki dönemde böyle bir ters senaryoya karşı Merkez Bankası kendi bir alan mı açmış oldu sizce? Şimdi şöyle, kullanabileceği en iyi dönem bu faiz indirim silahını. Çünkü tüm dünya bankaları, yani bugün baktığımızda Japonya'da 260 milyar dolar ekstradan evet, evet. enjeksiyon gerçekleştirdi ki aslında piyasalara olan etkisi sadece yüzde birlik fark yani baktığımızda. Hali hazırda Avrupa'nın, Japonya'nın ve de Fed'in her ne kadar sanki izlemeye kalmış gibi görünse de bu yönde herhangi bir risk karşısında genişlemeci politikalarının devam edeceği mesajları piyasada o parasal genişleme ortamını sıcak tutmaya devam ediyor. En büyük bizim şeyimiz nedir? Hani yumuşak karnımız kur şokuna karşı güçsüz kalma durumumuz ya da oradaki yüksek faizle o kur şokunu karşılıyor olmamız bizim gelecekteki ya da geçmişteki en büyük risklerimizden biri. Bugün baktığımızda kullanabileceği alan hala var. Kuru 5.74'ler, 69 ila 5.80 diyelim arasında bir stabil noktaya getirmiş durumdayız. Bunun fiyatlara olan etkisinin kısa vadede diyeyim olumsuz olmayacağını öngörüyoruz şu anda. En azından ilk çeyrek döneminde. Demek ki aslına bakarsak özellikle Aralık ayı Belki de e, maksimum faiz indirimi yapabileceği hala, şu anda elinde hala bu koz varken e, imkanlarının olduğu bir ortam. O yüzden ben 225 baz puan daha bir indirim bekliyorum. E, eğer ki 2020'de baz 225, puan. 225 baz puan indirimimiz gayede sesleniyor. buradan notunu alalım. Hatta yayından sonra da bir Kayseri yazmış oluruz. 225 mesela piyasa evet. şu anda 150 baz puan konsorsiyüsü tarafında. Evet. Bunu yaparsa dolarda. Bir yukarı yönlü atak beklentilerin üzerinde geldiği için faizleri mi gider mi yoksa bu fiyatlandı mı sizce? Şimdi bugüne kadar ki olan faiz indirim süreci hep konsensusun üstünde gerçekleşti ve fa kur ataklarının çok kısa süre kaldığını gözlemledik. Çünkü bir burada avantajımız doların global bazda çok fazla değerli olmuyor oluşu. Yani dolar sepetinde doların değerinin beklentimizin altında kalıyor olması TL ya da diğer para birimlerini destekliyor. İki e, hakikaten e, hala çok ta, randımanlı olarak bir fon akımı alabilmiş değiliz. Yani fon akımı almamış olmamıza rağmen Türkiye'ye olan ilgi hala az olmasına rağmen o e, faiz indirim şoku diyelim ya da faiz indirim beklentisinin üstünde bir indirim e, bir ya da iki günlük bir etki yarattığı için ben hala hani e, bunun yerinin olduğunu ve çok fazla yukarı yönde Yatırımcıyı rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Yani öyle bir hareket beklemiyorum. Ne zaman hani çok ciddi anlamda buna tepki verir yabancı yatırımcı. Şimdi biliyorsun ki tüm raporlar gerek kredi derecelendirme kuruluşları gerek yatırım kurumları tarafından gelen tüm raporlar yerli ve de yabancı Türkiye'nin hani daralmadan dengelenme sürecine girdiği yönünde. Yani biz netice itibariyle çok ciddi bir dönemden ve riskli bir dönemden geçtik. Bu dönemde şunu gördük. Yani biz bir buçuk yıl içerisinde Gerçekten 25'lere çıkan bir enflasyonu neredeyse tek haneye e, oturtmuş durumdayız gibi. E, diğer yandan da... E, yurt dışında 8 lira varan ya da Türkiye'de 7-24 lira varan dolar TL şokunu çok uzun süredir yani minimum 6 aydır çok stabil noktada tutabilmiş durumdayız. Mes Ve bunu... Bir toparlanma var mı? Var. Kötü. Yani hani hala kötü ama Hı. gene de toparlanma var. Yani kaçlardan, 600'lerden geldiğimizi düşünecek olursak. Şimdi bu bağlamda aslında içerideki yatırımcı bunu takdir ediyor. Yani hani yaptığı verdiği tepkilerle, reaksiyonlarla şey anlamda 呃。<laughs> ekonomik anlamda söylüyorum ya da piyasalara olan ilgisi anlamında. Bir de bunu aslında hala <laughs> gelmeyen bir fonun iştirak ettiğini düşünecek olursak belki bugün değil ama 2020'de ben bir fon girişi bekliyorum açıkçası. Çünkü bu S400 meseleleri yabancı yatırımcıyı bu ülkeye yatırım yapmaktan imtina ettirdi. <laughs> Oradaki süreç belirsizlik kendini daha hani belirli bir ortama atar ise Grup ya da bak, ABD'den olsa dahi değil mi yani evet. biraz Burası Biz zaten hiç son günlerde dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Global tarafı fiyatlamıyoruz. <laughs> S400 geldi mi gelmedi mi, kullanıldı mı kullanılmadı, üstündeki örtü kalktı mı, örtüldü mü vesaire ya da işte ABD yaptırım yapacak mı hani bunu fiyatlıyoruz. Yani ABD Çin tarafından uzak kalmış durumdayız şu anda. biliyoruz ki hani başkanlık düzeyinde iyi ilişkiler var. Ve bu iyi ilişkilerde yönetilmeye devam ediyor. Yani hani her ne kadar Senato Türkiye üzerindeki yap bir an evvel uygulaması yönünde baskı uygulasa da Trump'tan gelen akşamına açıklama gene başkanlık düzeyinde övgü yönünde. Dolayısıyla bunlar hani bizim bu faiz indirimine, hızlı faiz indirimine dolar TL olarak sert bir tepki vermemiz önünde yumuşak bir karşılama ya sebep oluyor. Yani normal şartlar altında bu ülkede getiri olmaz ise. Çünkü getir yabancı yatırımcı ya da yatırımcı ne arar? Getiri arar. Para Eğer siz ister. para kazanmak ister, siz hala faiziniz cazip durumdaysa, dünya ile görece olarak <gülüyor> ekonominiz <gülüyor> e, dur, daralma noktasından dengelenme noktasına geçtiyse TL'niz değerliyse ise hali hazırda ben e, kısa vadede ümitliyim. Evet. Çünkü e, değerli TL'nin olduğu dönemlerde fon girişi çok fazla olmuş bu ülkeye. Maalesef 2019'da bu durumdan nemalanamamışız. 2020'de nemalanmayı e, umuyorum ya da öyle olacağını düşünüyorum. Evet, sorular da geliyor. Aysun Hanım'a soruları da ben iletmiş olacağım. Cem Bey demiş ki mesela soru şu, siz Amerikalı ya da Avrupalı olsanız Türkiye yatırım yapar mısınız ya da borsaya girer misiniz? Aslında Aysun Karaytu Amerikalı ya da Avrupalı değil, görüntü gayet hani Avrupalı gibi duruyor ama yurt dışına çok gidip geldiği için bir Avrupalı gibi çok rahatlıkla empati kurabiliyor. Çok, çok büyük bir fonun aslında. E, yönetim noktasında da e, işin içinde onları yem ülkeleri dedik Türkiye gibi ülkelere dağıtıyor, pay ediyor. E, o zaman sizin fon özelinden bakıp konuşalım. Yani Türkiye gibi ülkelere yatırım yapmak istiyor musunuz şu anda? Şimdi şöyle e, geçtiğimiz yılın yani 2018'in sonlarında Türkiye'de e, bir Eurobond ihracı gerçekleşti Hı. birden fazla ve faiz ortamı çok yüksekti. Ve biz de bunu... İsviçre ve Frankfurt Borsası'nda işlem yapmak üzere, işlem geçmesi üzerine bir fon kurduk. Türkiye Eurobondları Fonu ve buraya olan talep çok fazlaydı ama işlem gördüğü yer Türkiye Borsası değildi. Bunu oradaki yabancı yatırımcı İsviçre Borsası'ndan ya da Frankfurt Borsası'ndan alabiliyordu. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? O ülkenin riskleri ne olursa olsun eğer ki getiriler çok yüksekse bir miktar hepsini asla değil ama bir miktar mutlaka oraya yatırım yapmayı tercih ediyor. Ama oradaki getiri düştükten sonra çok hızlı bir şekilde biraz önce söyledim ya Fonlardaki manevra hızı çok yüksek ee, ve hakikaten trende çok hızlı uyum sağlıyorlar. Böyle geldi bir yıl iki yıl para kalmıyor. Anında haftasında <laughs> ya da gününde de Saniyesinde çıkabiliyor. Saniyesinde çıkabiliyor. Çünkü artık hani makineler devrede olduğu <laughs> için yani dünyada fintech çok gelişmiş durumda. Finansal teknoloji sistemi henüz Türkiye'ye gelmiş durumda değil. Orada e, yani yabancı yatırımcının hızı artık farklı bir noktada. Yani onlarla yarışmak mümkün değil. Ancak aradan belki o pastadan çok minnak bir pay alma imkanınız var, o kadar söyleyeyim size. Ama hani evet o yüksek getirili Eurobondlara yatırım yaptı. Ama son bir buçuk yıldır bu S400 yaptırımlar mevzu, inişli çıkışlı, dış politikadaki hani ilişkiler mevzunun biraz daha hani flu'dan netleşmeye doğru bir e, iğme kazandığında tekrar tekrardan yatırım yapacağını düşünüyorum. Çünkü bu sene sadece Türkiye değil, Türkiye gibi diğer gelişen ülkelere de çok fazla fon akımı olmadı sebebi de şu. Hem ekonomisi çok iyi olan bir ülke Amerika, şu anda her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hem siyasi belirsizliklerden uzak, en azından hani 2018-2019 için konuşuyorum, liderin ve de hani tarzının ve tavrının net bir şekilde ortada olduğu bir Amerika'ya yatırım yapmak varken, dünyanın en dev teknoloji şirketlerinin buluştuğu Nazca ya yatırım yapmak varken, çünkü oraya yatırımlar her geçen gün artıyor, oraya olan ilgi her geçen gün artıyor, Silikon Vadisi her ge geçen gün büyüyor. Buna yatırım yapmak varken neden jeopolitik riskleri olan, belirsizlikleri olan ya da ABD'nin tehdit altında bıraktığı bir ülke olan Riskli varlıklara yatırım yapsın. Evet, o yüzden ben oluyor, evet mi? 2020'de bekliyorum. Yani 2020'de biraz daha bizim üzerimizdeki bulutların sanki mavileşeceğini düşünüyorum. Peki, o bulutlar mavileştiği zaman son büyüme rakamı enflasyonu da baz aldığınızda 2020'nin yine ilk yarısı zor mu geçecek? Yoksa artık biz büyüme patikasına da oturduk. Ve şundan dolayı soruyorum hangi sektörler öne çıkacak? Büyüme demek Türkiye'de inşaat sektörünün toparlanması, evet. teknolojinin, bilişimin işte birçok sektörün aslında olumlu yönde olmasını sağlıyor. Borsa İstanbul'la ilgili 12 aylık beklentiniz ve aynı zamanda 2020'de nasıl bir Türkiye? e, öngörüyorsunuz? Şimdi Borsa İstanbul 12 aylık beklenti <laughs> hani tamam. bir şey desem hiç gerçekçi olmayacak hakikaten. Yani hani ilk çeyrek bazında olumlu olduğumu söyledim. Çünkü likitte de enjeksiyonun devam ettiği bir ortamda riskten kaçış değil de hala risk iştahın olduğu bir ortam mutlaka olacaktır. Evet. Yani bizi tehditler bekliyor mu? Bekliyor bence. Hani akşamdan sabaha değişen duygusal ya da işte bir takım siyasi baskı e, domine ettiği e, bir ortamda mutlaka risklerinde olduğundan bahsetmek mümkün. Ama e, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Birazcık fon, yani biz çünkü e, borsa payımız, Hani yabancı payı %67'lerden %63.7'ye kadar düştü. Maalesef hani en düşük dönemlerinden birindeyiz. Buna rağmen kritik dirençlere yaklaşıyoruz her seferinde ve kritik desteği de kıramadığımızın altını çizmek istiyorum. Yani yukarı gitmek isteyen ama bir itici güç bekleyen bir e, piyasa varmış gibi görünüyor. <laughs> para bekliyor. Çok açık. Çok Yamanca net. Para, aynen. E, ben de o yüzden diyorum yani şu ana kadar gelmeyen flow'un bugünden itibaren ya da işte yıl sonu itibariyle ya da işte e, ilk, ilk çeyrek bu sebeple ben biraz daha olumluyum. Yani biliyorsun Kasım sonunda e, bütün fonlar kapanır. Tekrardan bir e, dağılım, portföy dağılımı gerçekleştirir ülke ve e, enstrüman bazında. Ben tekrardan hani bunun bu bir günde iki günde bitmez zaten yani aralığın e, neredeyse aslına bakarsak 21'ine 22'sine kadar devam eder. Ondan sonra zaten hani şeyi unut yabancı yatırımcı 21'in 22'sinden sonra unutmakta fayda var. Christmas vesaire falan derken işlem hacimleri azalır. Hani biz kendi aramızda hani paslaşırız hani kendi, Türk yatırımcıları e, biz de. O sen alırsın, ben satarım, ben satarım sen alırsın noktasına gelir. Ondan sonra hani Ocak zaten ilk beş mutlaka şöyle bir değerlendirme dönemi oluyor. Hani dengelenme Piyasaları anlama süreci oluyor. Ben ocağa çok hızlı gireceğimizi düşünüyorum ama hani şu yaptırımlar e, tehdidi e, kılıç gibi üzerimizde. O bir kalksa yaptırım oldu ya da yaptırım olmadı şeklinde bir kalksa aslında ya da bir piyasa rahat beklentilerden daha az bir yaptırım. Yani olabilir, bence öyle, öyle olacak şey artık var. zaten gibi görünüyor. Yani hani bundan iki yıl önceki konuştuğumuz yaptırımların riskinin seviyesi 100 seviyesindeyse bugün 25'ler noktasında diyebiliriz. Evet. Ve bunu aslında her defasında biz fiyatladı da diyebiliriz. Yani son bir fiyatlaması kaldı o da haberin geldiği, geldiği zaman. zaman diye düşünebiliriz. Şimdi ne şiş yansı ne kebap misali bir yaptırım ya da olası bir yaptırım olursa olursa piyasalara pozitif etki edileceğini anlıyorum. Şimdi e, iki dakika gibi süre kaldı ama izleyeceğimizde çok fazla soru soruyor. %61.20 yabancı takas oranı. Borsa İstanbul ya, bu düşen takas oranı rağmen işte e, YTS'ye rağmen Borsa İstanbul'da şu anda görevim 108.500'de. Bu nasıl oluyor? Yabancı takas oranı geri çekiliyor diyorlar Aysun Hanım. Ya şimdi şöyle hani benim burada aslında bakarsan söylediğim şey içeride hala hazırda 160'ların üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz yani sonuçta yani yüzdeye vurduğumuzda hala oran olarak çok yüksekler. Yani bunlar sonuç itibariyle e, inandıkları ve de gelecek gördükleri sektörlere yatırım yapmaya devam ediyorlar. Biraz önce siz de söylediniz büyüme bir şekilde hani yüzde bir bile gelse e, çok ciddi anlamda negatif büyümeden bahsettiğimiz bir dönemden geçtik. Hani Bunu da unutmamak lazım. Bankacılık sektörü hala çok geride kaldı. Hala çok ciddi anlamda negatif e, kararlar alın, devam ediyor bankacılık sektörü üzerinde ve şunu tekrardan unutmayalım. 2018 Ağustos ayından bu yana bankacılık sektörünün uğraştığı en büyük problem evet. ödenemeyen krediler, geri ödenemeyen krediler ve oradaki kredilerin geri dönüşündeki kalitesizlik. Hı hı. Yani bunlara rağmen hala karlılık yazan bir bankacılık sektörü var ama hiç fiyatlanmayan da bir bankacılık evet. sektörü var. Buna bir bankacılık sektörü girerse biz 112.000 ve 119.000'i çok hızlı bir şekilde görürüz. İşte o zaman uçuşa hazır olun Aysu <laughs> Karaytu. banka Bankacılığa <laughs> girmek lazım, kemerlerinizi bağlayın diyor. Çok teşekkür ederiz kendisi. Ekonomi Saysun Karaytu <laughs> para tönerdeydi diyelim. 2020 beklentilerini de aldık. Yarın sabah 6.30'da görüşmek dileğiyle. Yorumlar için de bu arada çok teşekkürler.